Ukrayna'da eski başbakan Yulia Timoshenko'nun gaz anlaşmalarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle mahkumiyeti Avrupa'da yankı buldu. Büyük başkentlerde Ukrayna'da demokrasinin rafa kaldırıldığı iddiaları dile getirildi. Ukrayna yönetimi ise Timoshenko'nun yetkisini aştığını savunuyor. Euronews Ukrayna muhabiri Sergio Cantone, Başbakan Mykola Azorov'la görüştü. Prime Minister, welcome to Euronews. There are a lot of concerns. Sayın Başbakan, Euronews'a hoş geldiniz. Avrupa Birliği liderleri arasında Ukrayna'da hukukun işleyişine dair artan bir endişe görülüyor. Angela Merkel, Ukrayna'yı bir diktatörlüğe benzetti. Belarus'ta karşılaştırdı. Sizin fikrinizi öğrenebilir miyiz? Ukrayna'da yalnızca birkaç gün ya da biraz daha fazlasını geçiren birisi Ukrayna'da bir diktatörlük ya da politik baskı olmadığını anlayabilir. Demokratik partiler bulunuyor. Bunların bir kısmı parlamentoda temsil edilirken bir kısmı da dışında yer alıyor. Tam bir ifade özgürlüğüne sahibiz. Ben kişisel olarak bahsettiğiniz görüşe katılmıyorum. Bu yaklaşım Almanya-Ukrayna arasındaki ilişkilere katkıda yapmıyor. Tabii ki bütünüyle Avrupa Birliği-Ukrayna ilişkilerine de. Ülkenizi batılı devletler karşısında bir çıkmaza sokan bu durumdan kurtulmak için bir yol bulmanız gerektiğini düşünüyor musunuz? Sayın Timoshenko, politik görüşlerinden dolayı mahkum edilmedi. Ukrayna hükümeti talimatı şeklinde kendisi bir resmi belge ürettiği için mahkum oldu. O, bu belgeyi kullanarak Rusya ile çok zararlı, hiç de uygun olmayan bir gaz temin anlaşması imzaladı. Şimdi tam da bu yüzden ülkemiz gaz için Avrupa ülkelerindeki ortalamanın neredeyse iki katı fiyat ödemek zorunda. Yani özet olarak siz Avrupa Birliği liderlerinin ülkeniz hakkındaki kanaatlerini yanlış bilgilere dayanarak belirlediklerini mi düşünüyorsunuz? Onun yaptıklarıyla ilgili basit bir soru sordum. Bu politik bir karar mıdır yoksa suç mudur? Avrupa'nın saygın hukukçularının bu soruma bir cevap vermesini istiyorum. Verilmiş bir cevapları var. Diyorlar ki bu politik olarak verilmiş bir karardır. Hali hazırda görevde bulunan Ukrayna hükümeti uygun bulmadığı bir muhalefet liderinden kurtulmak istiyor. Konuyla ilgili olan duruma bir kez daha dikkatinizi çekmek isterim. Avrupalı liderlerin tam olarak bilgi sahibi olup olmadıklarını merak ediyorum. Onlara bilgi sağlamaya hazırız. Ortada reddedilemeyecek bir gerçek var. Soruysa şu, soruşturma politik amaçlarla mı yürütüldü, yoksa kendisinin hareketlerinden dolayı ülke büyük bir zarara uğradığı için mi başlatıldı? Sayın Başbakan, anlıyorum. Fakat ülkenizde de, ülke dışında da Ukrayna yargısına karşı güvensizlik olduğunu düşünmüyor musunuz? Bu sebeple yargı sistemimizde büyük bir reform başlattık. Yeni bir ceza muhakemeleri kanunu yakında yürürlüğe girecek ve yurttaşlarımızın haklarını güçlendirecek. Yine bunun için yolsuzlukla güçlü bir mücadeleye başladık. Diyebilirim ki son iki yılda bu mücadelenin seviyesi çok yükseldi. Yine bu çerçevede ekonomiyi liberalleştirmek istiyoruz. Problemleri görüyoruz. Ve yatırımcıları Ukrayna'ya çekebilecek ortamı kurmak için de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda da başaracağız. Yulia Timoshenko'yu yurt dışında tedaviye göndererek Avrupa'yı şaşırtmayı düşünüyor musunuz? O kadar ileri gitmeyelim. Şu anda tedavisine devam ediliyor ve
Sonrasında daha farklı bir tedavi gerekip gerekmediğini göreceğiz. Eğer uzman doktorlar gereken tedavinin Ukrayna'da yapılamayacağını ve ancak yurt dışında bunun sağlanabileceğini hükmederlerse, ancak bu halde böyle bir seçeneği gündeme alabiliriz. Altını çizmek istiyorum. Yalnızca insani sebeplerle. Şurası da açık ki, bunun için bazı kanuni düzenlemeler yapılması da gerekecek. Thank you very much, Prime Minister.